Hocam yeni bölüme hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz efendim, siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Damar hastalıkları dediğimizde aklımıza ilk kalp damar hastalıkları geliyor. Bunun dışında damar hastalıkları var mıdır? Var tabii ki. Yani zaten kalp damar hastalıkları dediğimiz koroner arter hastalıkları diyor. Bunu daha önceki bölümlerde konuştuk. Yani kalbin kendisini besleyen damarlarla ilgili problem. O ayrı. Ama vücuttaki bütün organların hastalığı olduğu gibi bütün vücuttaki bütün damarlarında hastalığı olabilir. Atar damarlarında, toplar damarlarında. Dolayısıyla kalbin kendisini besleyen damarlarla ilgili koroner arter hastalığı dediğimiz hastalıklar dışında birçok damar problemi var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi kalpten çıkan ve kanı vücuda taşıyan vücudun en büyük damar dediğimiz aort damar hastalıkları. Ki bu başlı başına aslında bir konudur ama hani genel olarak ayırırsak ikiye ayırabiliriz aort damar hastalıklarını. Bir tanesi bu damarın genişlemesi, diğeri de bu damarda özellikle tehlikeli olanı yırtılma. Bazen de doğumsal olarak olan şeyler var işte damarın belli bölgesinde daralma dediğimiz aort kalkülasyon diye adlandırdığımız belli bölgesinde damarda daralma olabilir. Bu tip hastalıklar var ama hani yetişkin grupta sıklıkla karşılaştığımız genişleme ve acil olarak olan diğer problemi ise o damarda yırtılma. Yani o damar duvarı kalın bir damardır, katmanları vardır ve o kendi damarın kendi katmanlarının birbirinden ayrılmasıdır aort damarındaki yırtılma dediğimiz şey ve bu son derece acil bir tıbbi durumdur yani. Yani zamanında gerekli müdahale yapılmazsa yırtığın yerine göre evet ölümcül olma potansiyeli olan ciddi bir problem. Zamanında tespit edildiğinde zaten genellikle acil cerrahi yapılır eğer acil akut bir durumsa. Genişleme ile ilgili durumda bu damarın çeşitli bölgelerinde olabilir. Göğüs bölgesinde de olabilir. Göğüs kafesi içinde seyreden bölümünde ya da karın bölgesinde seyreden bölümde olabilir. Kalp damar hastalıklarının dışındaki damar hastalıklarına neler sebep olur? Maalesef hani direkt şu sebep olur diyemiyoruz. Yine daha önce saydığımız, birçok bölümde saydığımız şeyler, sağlıksız yaşam şekli, beslenme, işte başka altta problemler, tansiyonun olması mesela önemli sebeplerden bir tanesidir. Altta başka problemler olması, romatolojik hastalıklar, kolajen doku hastalıkların bazıları damarlarda, muhtelif yerlerde ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Sigara yine önemli bir sebeptir. Ama hani direkt şundandır diye belli bir noktada belli bir adres vermek zor. Ama hani bazı hastalık tanımlamaları var. Onları biliriz mesela. Direkt damar hastalığının kendisiyle ilgili hastalıklardır. Onların ne tür damar hastalığına sebep olduğunu biliyoruz. Yoksa direkt şudur falan, şunu yapmasan işte damarda problem olmaz diyeceğimiz çok net bir şey yok o anlamda. Hastaların nasıl şikayetlerle gelirini soruyorsan, ya genel olarak hastalarda dediğim gibi aort damarda genişlemeler genellikle şikayete sebep olmaz. Mesela hastanın başka bir sebeple bir tetkik yapıldığında o damarda o bölgeyi ilgilendiren bir tetkikse görüntüleme tetkiği diyelim. O damarda genişleme tespit edilebilir. Mesela hasta geliyor işte karın bölgesinde ultrason yapılacak başka sebepten diyelim. O anda o bölgedeki genişleme tespit edilebiliyor. Çoğu zaman zaten sessiz kalıyor maalesef bu. Ve belli bir seviyede genişleme olursa mutlaka onun tedavi edilmesi lazım. Bu genellikle de tedavisi yerine göre değişmekle beraber ameliyat etmeden işte içine stent konulabiliyor bu aort damarında genişlemelerini. Çoğu stentle tedavi edilebiliyor. Bazen de ameliyat gerekiyor tabii. Yırtılma zaten acil bir durum genellikle açık kalp ameliyatıyla. Bazen orada da stentlemeyle tabii ki kapatılabilir. O da yerine göre yapılabilecek tedavilerden bir tanesi. Bir de bu aort damarın dışında diğer işte koldaki, bacaklardaki, boyundaki ve beyindeki damarlarda da problem olabilir. Atar damarlar için söylüyorum tabii bunu. Yani beyin damarlarında işte genişlemeler, anevizma dediğimiz şeyler olabilir. Boyun damarlarında ya da beyin damarlarında daralmalar olabilir, kireçlenmeler olabilir. Bacak damarlarında çok sık görüyoruz bunu sık sık. Bacak damar problemleri şeklinde geliyor ve onlar da yine kalp damarlarını açtığımız gibi hastayı ameliyat etmeden perküten yollarla hani damardan açma imkanları var çoğunda. İşte ayak damarlarında onun şikayetleri genelde ayağı üşür, işte ayak ağrısı yürüdüğü zaman mesela baldırda ciddi ağrı söyler, dinlenince geçer filan hastalar. Hani ayak damarıyla ilgili daralmalar genelde yürüdüğü zaman ayaklarında ciddi ağrı özellikle baldır bölgesinde tarif eder hastalar. Zaten muayenede çoğunlukla çok zor olmadan tespit edilir damardaki tıkanıklık olup olmadığı. Peki toplar damardaki problemler nelerdir hocam? Toplar damardaki problemler genellikle kan akışını bozan toplar damarda tıkanmaya sebep olan pıhtılaşma olabiliyor bunlar. İşte varisler mesela sık gördüğümüz toplumda çok yaygın benim varislerim var der. Bu toplar damar problemidir yani. Onun dışında daha derinmenlerde dışarıda ciltte görünmeyen büyük toplar damarlarda tıkanmalar olabiliyor ki mesela geçen daha birkaç hastanın böyle kronik damarındaki tıkanıklık, derinmen tromboz dediğimiz olmuş. Aylardır da öyle kalmıştı. Onu özel yöntemlerle açtık, gönderdik falan. Onların da çeşitli tabii tedavi yöntemleri var. Peki hocam bunda yaş ve cinsiyet farkı yine var mı? Tabii genellikle erkeklerde daha sık görülmekle beraber çok ciddi bir fark yok. Erkeklerde daha sık ama tabii evet. İlerleyen yaş genellikle önemli bir sebep. Altta dediğim gibi başka sebep olması, hastalık olması. Mesela şeyle ilgili, varisle ilgili problemler hani biraz daha açıkçası bayanlarda daha sık gördüğünüz bir problem. Hormonal sebepler, çeşitli çevre faktörleri,
işte kilo gibi çeşitli problemler, düzenli egzersiz yapmamak, yürüyüş yapmamak gibi şeyler birçok şeyi tetikliyor. Mesela bu hani varisler ve toplar damarlardaki bu kan akışının bozulması durumu daha çok hani böyle işte cerrahlarda, öğretmenlerde ayakta çok kalan hastalarda mesela daha sık gördüğünüz bir şeydir. Yürüyüş çok buna sebep olmaz mesela hareketliyseniz ama sabit olarak ayakta duruyorsanız uzun süre bu toplar damarlarınızda, bacaklarınızdaki toplar damarlarda problem çıkmasına sebeplerden bir tanesidir. Yani. Peki genetik faktör var mı burada? İlla ki tabii ki bazılarında genetik sebeplerle de çeşitli damar problemleri görüyoruz özellikle atar damarlarda. Sadece bilmesi gereken şey şu, sağlık kontrolünden hani belli aralıklarla en azından bu kontrollerden geçmek sinsi bazı hastalıkları tespit etmekte önemli. İşte bunlardan bir tanesi mesela aort damarlarındaki genişleme. Gerçekten sinsi bir problem ve belli bir seviyenin üzerinde genişleme olduğu zaman tedavi edilmediğinde maalesef bu yırtılabiliyor aniden. O da çok hayati bir durum tabii. Onun için hani belli derecede genişlediği zaman zaten onun mutlaka müdahalesinin yapılması lazım. Ve hastaların çoğu o genişleme müdahale zamanının geldiği aşamada bile haberi olmuyor bu probleminde yani. Peki o anda bir şey hissetmezler mi? Yırtıldığı zaman zaten tabii ki yani ciddi acil bir durumdur yani evet, hasta kaybedilebilir. Öncesinde işte damardaki genişlemenin yerine göre çeşitli yerlere bası yaparsa hastalar şikayet ediyor. Bazılar mesela özellikle zayıf kişiler karın bölgesindeki damarda genişleme olduğunda mesela benim burada kalbimin attığını hissediyorum falan der bazılar. Yani burada bir hissediyorum falan diye bazen şikayet olanlar oluyor ama hani çok net de bir şikayet olmaz genellikle. Aort damarının kalınlığı diğer damarlara göre nasıl? Hem çap olarak kendisi büyük hem de kendisinin duvarı en kalın damar odur zaten. Hastaların genellikle aort damarı yırtıldığında ciddi sırt ağrısı, göğüs ağrısı gibi şeyler hissederler. Bazen kalp kriziyle de karışır bu zaten. Ama kalp krizinden biraz daha farklıdır genellikle şikayet. Bıçak saplanır gibi çok şiddetli bir ağrıdan bahseder hastalar. Özellikle göğüs bölgesindeki damar yırtıldığında o bölgede seyreden aort damarında böyle sırtımdan bir bıçak sokuldu aniden dayanılmaz bir ağrı falan diye tarif ederler sıklıkla. Şüphelenmek lazım orada. Tabii işte onun muayenesi var. Kollarda onu bilir hekim zaten muayenesinde neden şüpheleneceğini, hangi şikayetten, hangi muayeneden bu problemin olabileceğini bilir. Ona göre tetkikler yapılır. Genellikle tomografi çekmek gerekir tabii bunu tespit etmek için. Aciliyetin anlaşılması açısından soruyorum. Aort damarı yırtıldığında insan kan kaybeder mi? Damar yırtıldığında, damar zaten tamamen yırtıldı, dışarı açıldıysa zaten hasta kaybedilir genellikle böyle bir durumda. Ama damar yırtıldığında kan kaybetmez. Vücuttadır o kan sonuçta. Damarın dışına çıkmadığı sürece çok problem değil o anlamda. Kan kaybı gibi hani neden bunu sordum bilmiyorum ama o damarın yırtılması zaten diğer o damardan çıkan aort damarı sonuçta bütün vücuda kan taşıyan ana damar ve oradan beyine, kollara, bacaklara, böbreklere, işte iç organların tamamına bütün kan akışını sağlayan dallar oradan ayrılır. Tam damarın başında yırtılma olursa kalp damarının bile beslenmesini, kan akışını bozup kalp krizine sebep olabilir. Yani hastanın damar yırtılması aynı zamanda kalp krizi sebebi olabilir yani. Ya da işte beslediği bölgeyle ilgili hasta aniden mesela bayılabilir. Boyun damarına giden kan akışı kesilir, hasta bayılabilir. Kol damarına giden kesilir, böbrek damarına, iç organlara giden. Çünkü yırtıldığı zaman oralar kanlanamaz o bölgeyi eğer kapsadıysa. Orada ciddi sıkıntılar olur. Onunla ilgili belirtiler verir hasta tabii. Peki stres buna sebep olur mu hocam? Stres birçok şeyin sebebi ama direkt yani hastanın ani bir stres damarda yırtılmaya sebep olur mu? Ani bir tansiyon yüksekliğine sebep olup tetikleyebilir diyebiliriz ama hani direkt bir sebep diyemeyiz. Tansiyon yüksekliği damar yırtılmalarının önemli bir sebebidir yani. Bir insanın damarına nasıl basılır hocam? Basma damarıma bak. Bitir programı gideceğim işim gücüm var. Hocam ama size güzel bir mesaj vereyim. Ne söyleyelim? Aslında birçok kardiyovasküler hastalıklar, kalp damar hastalıklarında en önemli şey sağlıksız yaşam. Birçok hastalık için de öyle. Sadece bizim için değil, şeker için, başka hastalıklar için de öyle. Sağlıklı yaşam kurallarına uymak lazım ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki kardeşim yani sağlıklı besine ulaşamıyoruz. Sağlıklı hava yok. Birçok şeyimiz sağlıksız maalesef. Stresli bir ortamdayız. Hava kirliliği desen hakeza. En azından ama yangına körükle gitmemek lazım. Bu kadar zaten yeterince sağlıksız olmamıza sebep olan faktör varken İşte sigara içmemek lazım, kilo almamak lazım, mümkün olduğu kadar hareketli bir yaşam sürmek lazım fiziksel anlamda. Mümkün olduğu kadar stresten uzak durmaya çalışmak lazım, ara sıra kendimize zaman ayırmamız lazım diye düşünüyorum. Yoksa zaten hakikaten hastalıklara, birçok hastalığa davetiye çıkartan bir çağda yaşıyoruz maalesef. Çünkü artık doğal gıdaya ulaşmak mümkün değil. Ve insanın başına ne geliyorsa da hakikaten beslenmeden geliyor. Ben daha önce de herhalde bazı programlarda söyledim. Hastalarım bazen soruyor işte ne yiyelim ne içmeyelim. Ya yemeyin bir şey ya. Ya mümkünse yemeyin bir şey. Neredeyse o hale geldik yani. Mesela kalp sağlığı açısından bir öğün beslenmeyi tavsiye eder misiniz? Sağlıklı beslenmenin kurallarından bir tanesi 3 öğün beslenme değil, onu biliyorum. Zaten mümkün olduğu kadar aslında öğünler arasında en az 6 saat 8 saat bırakmak lazım. Yani düşünün saat sabah 9'da kahvaltı yapıp öğlen saat 12'de tekrar öğlen yemeği yemek kadar sağlıksız bir şey olamaz yani. Belki hafif bir şey salata falan yemek isterse hani olabilir ama ben 3 öğünün
normalde sağlıklı bir beslenme şekli olduğuna inanmıyorum. İki öğün idealdir. Ya kahvaltı, işte akşam yemeği olabilir, kahvaltı yapmıyorsun, öğle yemeği, ondan sonra yeterince zaman varsa akşam yemeği, ama bir defa akşam yemeğini çok geciktirmemek lazım. Akşam yemekleri mümkün olduğu kadar hafif tutmak lazım. Çünkü geç vakitte hele ağır yemekleri yiyip onun üzerine yatmak son derece sağlıksız bir durum. Az yemek, temiz yemek en önemlisi. Hocam kalbi kırılanlar genelde pazartesi diyete başlar ama. Evet, salı da bozarlar mı? Bu da hep başarısızlıkla sonuçlanır. Niye kalbi kırılanlar pazartesi başlıyor da mesela, atıyorum yani çarşamba değil pazartesi? Yani stres istikrarı da bozmuyor mu hocam? Stres her şeyi bozuyor. Bütün ayarlarımızı bozdu yani stres. Öyle ama yani stressiz bir hayat var mı? Daha önce de öyle konuşuyordum mümkün mü falan diye. Mümkün değil ki. Ben mümkün olduğunu çok düşünmüyorum yani. Çok vurdum duymaz bir tip olmanız lazım herhalde. Var mı öyle insanlar? Var yani. Bazı insanlar var, hani etrafındaki insanlar çatlar da kendisi dünya umurunda değildir. Bilemiyorum. Sağlığınız için yeni bölümde görüşmek üzere dedi kendileri. Ben de söylüyorum. We'll be right back.